Beşiktaş maçının tartışmaları hala devam ediyor stüdyoda. Bir taraftan yayına giriyoruz ama evet, ben Fransa'ya şöyle bir gitmek istiyorum. Paris iyice karıştı. Günlerce süren eylemler. Halk sarı yelekleri sırtına geçirdi ve sarı yelekliler ismiyle anıldılar. İtiraz ettikleri akaryakıt zamlarıydı, yüksek vergi oranlarıydı. Hükümet geri adım attı. Cumhurbaşkanı, Başbakan'a emir verdi. Görüşmelere başladı ve görüşmelerin sonucunda sarı yelekler adeta kazandılar. 6 ay süreyle ertelendi birçok şey. Geri çekilenler oldu. Sayın Karakaş, Fransa'da neler oldu? Şöyle bir göz atalım istiyorum. Ben sarı yelekler neyi kazandılar? Şimdi içerik ne? Neden bu noktaya geldi? Ona bakmak lazım. Olay sadece akaryakıt zamları falan değil. Bunlar sarı yelekler 42 maddelik bir şey. Evet. Bir talep listesi yayınladılar. O kadar güzel maddeler var ki bunları herkesin bilmesi lazım. Evet. Bizim için de çok önemli. Ben bazen üzerlerini çizdim. Bakın, birincisi diyor ki küçük esnaf korunsun. Bak bu çok önemli. Ve açmışlar. Şehir merkezinin etrafında küçük ölçekli ticareti yok eden dev alışveriş merkezi inşaatlarının son birisi. Bir. İki, bak benim söylediğime geliyor. Şehir merkezlerinde bedava otoparklar kurulsun. Babasının ayrına değil, esnafa insanlar ulaşabilsin diye söylüyorlar. Evet. Çok önemli. Hep otopark otopark dedik. Bazı insanları anlatamadık. Büyükler de vergi versin diyor. Mesela akaryakıt zammına son verilsin diyor. Bakın çok önemli madde. Tüm seçilmişlerin maaşı ülkenin ortalama maaşıyla eşit olsun. Çok önemli bir madde. Ülkenin ortalama maaşı ne kadar Türkiye'nin? Ya herhalde 2500 lira falan dedi. Yok, daha fazladır. Asgari ücreti al, 1600 lira düşündüğün zaman 10 milyon asgari ücreti var. Bilmiyorum. Onu ben Türkiye için bilmiyoruz. İyi bir noktaya geldik. Bak onu bile bilmiyoruz. Devam ediyor seçilmişlerle ilgili. Seyahat ve ulaşım harcamaları denetlensin. Sadece zorunlu olanlar karşılansın vesaire. Bütün maaşlar enflasyona endekslensin. Çok doğru. Azami ücret ayda 15 bin avro olsun diyor. Yani zenginliğe de bir sınırlama getiriyor aslında. İşte kiralara sınırlama, işsizler için, engelliler için vesaireler var. Temel harcamalarda fiyat artışlarına son verilmesini söylüyorlar. Nüfus yaşlanıyor. Yaşlı nüfusun hayat seviyesi artsın. Ve bakın bu kadar madde içinde bir şeyi düşünmüşler. Bak eğitim o kadar önemli ki Fransızlar diyor ki anaokulundan lise sonuna kadar bütün sınıflar 25 kişi geçmesin diyor. Bak eğitime verdikleri önem bu işte akaryakıt zamları ücretlerin arasında bunu koyuyorlar. Yani hani torba yasa deniyor ya birbiriyle hepsi ilintili. Çok önemli bir madde aslında. Belki bunu en başa yazsalar daha doğru olurdu. Emeklilik yaşı 60 olsun. Ağır işte çalışanlar için de 55 olsun. Bir şey daha var. Bakın önemli bir madde daha var. Diyor ki 6 yaşından sonra çocuklar daha 10 yaşına kadar kendine bakamaz. Bunlar için de parasal destek sistemi geri getirilsin. Bir şey daha söyleyeceğim. İki tane daha önemli madde var. Birincisi, bütün ticari malların dolaşımı demir yollarıyla olsun. Son maddeyi de söyleyeyim. Önemli olarak çizdiklerimden. Eski cumhurbaşkanlarına ömür boyu ödenek uygulamasına son verirsin. Bizde öyle değil. Bizde bir defa milletvekili, bakan oldun mu ömür boyu rahat ediyorsun. Hem de saltanatla. Bundan sonra varislerin de evet. Şimdi bunların herhalde hemen hemen tamamında hemfikirizdir.